Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 96. yıl dönümünde 15 Temmuz darbe girişimindeki mücadele ruhunu İstiklal Savaşı'ndaki mücadele ruhuna benzetti. Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma törenine Vali Münir Karaloğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Vali Münir Karaloğlu törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi alçaklar ve hayasızların memlekete saldırdığını, bütün toplumun ayağa kalkarak tam da Mehmet Akif'in dediği gibi namusunu çiğnetmediğini anlattı. İstiklal Marşı kıyamete kadar bu toplumun başı derde düştüğünde müracaat edebileceği bir marş, bir şiir, bir görev metni gibi orada duruyor. Milli duruş göstermeden istikbal ve istikrarın elde edilemeyeceğini belirten Vali Karaloğlu gençlere tavsiyelerde bulundu. Siz İstiklal Marşı'nı sıradan bir şiir, sıradan bir marş gibi okumayın. Her mısrasını anlayarak, kavrayarak ve her mısrasından kendinize görevler çıkararak okuyun. Törende resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Resim yarışmasında ilkokul öğrencileri arasında Yağmur Aslan birinci, Gece Lidya Taşdemir ikinci, Can Kayapınar üçüncü oldu. Ortaokul öğrencileri arasında ise Selin Yıldız birinci, Ayça Karaman ikinci, Cahide Nurçetin üçüncülüğü elde etti. Şiir yarışmasında ise Fatma Nur Akın birinci, Mert Şanlı ikinci, Uğur Küçükerşen üçüncü oldu. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Ayhan Aydın'la Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Yıldırım verdi. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin de anlatıldığı törende 5 yaşındaki Elif Ekin Özkansa okuduğu İstiklal Marşı'yla büyük alkış aldı. Küçük Elif'i Vali Karaloğlu da sahneye çıkarak kutladı.